Bununla beraber şu istifa, Hüseyin Tavla'nın istifası nasıl olur, neden olur? Onu da hemen hızlıca geçeyim. Onu değiştirelim. Biliyorsunuz o Muhtarlar'la Hüseyin Tavla'nın bir görüntüsü vardı 27 Ağustos'ta. Hüseyin Tavla biliyorsunuz ki kamuoyuna da yansıdı. Bundan tam 4-5 ay önce oyları düşürüyorsun diye, oyları düşürdün, azalttın diye Ankara'ya çağrılıp hatta Ankara'da bol miktarda eleştiri aldığını söyledik. Burada tenkitleri olduğunu söyledik. Bunun neticesinde de baktığımızda buraya geldi. Kendini toparlama sürecine girdi zannettik ama öyle olmadığı ortaya çıktı. Niye çıktı? Biliyorsunuz bu pazarcılar konusunda. Pazarcılara yaptıklarının dışında, yapılanların dışında memnuniyetsizlik çıkıyor. Pazarcılarda söz konusu. Dışında bir de dışarıdan pazarcı getirme kartını oynayınca sıkıntılar tavana çıktı. Ve Hüseyin Tavla'nın bazı nedenlerden dolayı Ankara'ya çağrıldığını biliyoruz. Şimdi pazarcıları söylemişken şöyle bir bilgi vereyim. Geçen biliyorsun programda seyyarlarla ilgili bir program yaptık ya. Evet. Bunu unutmadık. Bu harddisk'in bir kenarında yüklü duruyor. Evet. Onunla ilgili çok değişik bazı bilgilere ulaştım. İnşallah önümüzdeki hafta ya da bir sonraki hafta bu seyyarlarla ilgili çok farklı konuları gündeme getireceğim. Şimdi ben şunu söyleyeyim. Burada Ağustos ayı içerisinde tekrar acil koduyla Ankara'ya çağrıldı. Hem de şeyle beraber, Kenan Selim Arkan'la beraber gittiler, burada çağrıldı. Temaslarının ardından, Ankara'daki temasların ardından gelir gelmez Muhtarlar'la bir toplantı yaptı. Şimdi Ankara'ya hakkında giden şikayetlerin sayısı çok yüksek. Neden yüksek? Bu birincisi, bu şikayetler hem ordu merkezinden kaynaklı, hem parti içinden kaynaklı, hem de sokaktan kaynaklı. Sırayla gidiyorum. Bir, sokaktaki vatandaş dertli, hizmet yapılmadığını, aksine daha kötü şeylerin yapıldığını, yani güzel şeylerin bile bozulduğunu söyleyerek başkandan şikayetçi. Hızlı hızlı geçiyorum, detaylara girmeyeceğim, ne olduğunu biliyorsunuz. Daha çok kamuoyunda kısım akrabaya gelince işlerin yapıldığını ama yıllardır gündeme alınan yol sorunlarının, diğer sorunların hiçbir zaman üzerinde durulmadığı söyleniyor. Bunun başta mesela çevreyle ilgili, temizlikle ilgili tarihi adım attık diyor ama bugün gezimizde affedersiniz, özür dilerim, her taraf pislik götürüyor. Bunu şahitsiniz, biliyorsunuz. Onunla geçtik, hızlı hızlı gidelim. Parti içine gelelim. Parti içinde teşkilatta ve meclis üyelerinden aşırı derecede tepki var Hüseyin Tavlı'ya. Bu Ankara'ya yansıdı. Ben biliyorum kimlerin nasıl dosyalar verdiğini de biliyorum. Burada tek tek açıklarsam insanlar çıkar ortaya. Ama şu bir gerçek ki hem meclis üyelerinden hem de parti içi teşkilattan oldukça büyük şikayet var. Şikayet var. Çünkü neden? Geçen de genç bir arkadaşımız, AK Parti gençlik kollarında üye bir arkadaşımız geldi bana, dedi ki Hüseyin Tavlı'ya işe gittik dedi. Bize dedi adeta başka bir partinin üyesi gibi muamele yaptı dedi. Ben daha dedi bu yani Sayın Cumhurbaşkanı olmasa dedi bunlara hiçbir zaman oy vermem dedi. Şimdi bakın, bir oy için bile fedakarlık yapan, gece gündüz çalışan bir cumhurbaşkanları var. Liderleri var, Cumhurbaşkanı hepimiz. Liderleri var. Buna rağmen bir kişiden bu lafın çıkması ne kadar üzücü değil mi? Bir kişi. Diyecekler ki bir kişiden ne olacak? Kardeşim bir toplanıyor. Bakın genç, bugün soruyorum hangi gence iş vermişler? Gerek Büyükşehir Belediyesi'ni soralım, gerekse Ünye Belediyesi'ni soralım. Hangi AK Partili'ye vermişler? Bugün gidelim bakalım. Hepsinin kime yakınlığı var, kimin şeyi var? A kadrolarda kim hızı mı, akrabası görürüz. Kimse aptal değil. Artık teknoloji çağındayız. Herkes her şeyi takip edebiliyor, görebiliyor. Bunu da geçtik esnafa. Esnaf bugün kan alıyor. Esnaf bugün çok önemli dosyaları önemli bakanlara ilettiğine bizzat şahidim. Çünkü o dosyaların bazılarını gördüm. Direkt hatta telefonla, direkt bakanlarla konuşanlara bile yanındaydım. Şahittim, bunları gördüm. Bunlar görünen şeyler. Bir de görünmeyenler ne var? Hüseyin Tavla ile ilgili şikayetlerden biri, yani bana göre en önemlisi, partinin büyüklerine, özellikle büyükşehir gibi büyüklerine anti propaganda yaptığı söyleniyor, düşünülüyor. Ve bu yüzden de geçen de Hilmi Bey de biliyorsunuz Cumhurbaşkanı ile bu yönde görüştü. Parti teşkilatlarının kendilerine destek vermediğini, belediyelerin
kendilerine problem çıkarttığını söyledi, gösterdi. Bunlara istinaden de Haziran, Ağustos ayında tekrar çağrıldı. Tekrar çağrıldı. İkisi birden, iki belediye başkanı, belediye başkanı ve ilçe başkanı çağrıldı. Geldiğinde de o muhtarlarla da bir toplantı yaptılar. Şu anda bir hızla gitmeye çalışıyor, ediyor ama şu anda da önünde şöyle bir sıkıntı var. Eskiden bütün kirli işlerini, yani kirli demeyelim de bütün yapamadığı işleri, buradan Sayın Kaymakamımıza, Ünye Kaymakamı Ayhan Işık'a da hoş geldiniz diyorum. Sayın Kaymakamımı bizzat rahat edeceğiz inşallah, ölüm kalım olmazsa, ama şimdi buradan da kendisine bazı uyarı da demeyeyim de bir şeyler açıklayacağım. Belki buradan bazı şeyler alabilir. Eskiden yapamadığı şeyleri Hüseyin Tavlı kaymakamaya yaptırıyordu. Kaymakam aslında giden kaymakam. Kamuoyunda bu duruma düşüren Hüseyin Tavlı'ydı. Giden kaymakam anlayamadı. Niye anlayamadı? Kendisine bir valilik sözü verilmişti. Valilik sözü verildiğinden dolayı, çünkü ben bizzat konuşmaları üçüncü şahıslardan duydum. Hüseyin abim beni vali yapacak sözleriyle maşa tarzında, yani bunu yakıştıramıyorum tabii bir devlet adamına da, kullanıldığını biliyoruz. Bunu biliyorsunuz, pazarcılar götürürken İFSA Sağlık Kurulu mahne edildi, yollandı. Ne bileyim, başka şeyler yapılırken aynı şekilde yine hep gündeme, farkındaysanız siz de takdir edersiniz ki bir arada hatta böyle bir muhabbeti geçmişti. Ümit Hüseyin Güney belediye başkanı gibi hareket ediyor demiştik. Doğru mu? Belediye başkan yardımcısı gibi hareket ediyor demiştik. Valla at binenin kılıç kuşananın kimse kimseyi kullandırtmasaydı diye de diyesim de geliyor. Şeye de, Hüseyin Tavlı'ya da bunları o kaymakama kendi istediklerini yaptırdığı için de helal olsun diyorum, tebrik ediyorum. Umarız yeni gelen kaymakamımız valilik gazına gelip de aynı Ümit Bey'in yaptığı şeyleri yapmaz diyoruz. Bu nedenle de istifa kapıda oturduk, dinliyoruz. Bu nedenle daha çok var da bilet sıkma yüzü. Bu nedenle de bakın. Bu nedenle de aslında neyse bunu söylemeyeceğim. Şimdi yani. Aslında ben, görev süresi ben de şöyle bir şey söylemek istiyorum. Bitmek üzereydi. Şimdi Sayın Tavlı sonuçta Ünye Belediye Başkanı. Evet. Sonuçta seçimle geldi. Evet. İyisiyle, kötüsüyle, yanlışıyla, doğrusuyla sonuçta görev süresini evet, tamamlayacak. Bizim makamlara saygımız sonsuz. Biz, evet, makama karşı her zaman saygımız evet, var. Onun için ben parti içinde, kendi içlerinde zaten benim Sayın Tavlı'dan bir şikayetim yok. Senin var mı Yunus Bey? Benim de yok. Ben sizin de bir şikayetiniz o ama olduğunu bilmiyorum. Siz genel kanallar üzerinden. Genel... Benim Hüseyin Tavlı'dan hiçbir şikayetim yok. Şimdi benim üye belediye başkanından şikayetim. Ben şunu niye hizmet bekliyorum? Ben vatandaşım. Ben değil mi? Şuna getirmek istiyorum. Yani şurada üçümüz bile Sayın Başkan'dan herhangi bir muzdaripliğimiz yok. Ama parti içinde, kendi içlerinde, kendi dünyalarında bir şikayetler gidiyor, bir şeyler gidiyor bir yerlere. Demek ki kendi içlerinde bazı sıkıntılar var. Onlar kendi sıkıntılarını kendileri çözecekler. Biz burada haberci olarak bizim elimize malzeme düşerse, haber düşerse bununla ilgili de biz yorum yaparız. Yani benim burada anlatmak istediğim şu. Sayın Başkan görevini tamamlayana kadar biz vatandaş olarak saygı çerçevesinde onun görev süresinin bitmesini bekleyeceğiz. Ha, Sayın Tavlı'dan parti yönetimi rahatsızdı veya değildir. Ben onu bilemem. O içerideki kendi iş dünyaları. O bizi kesinlikle ilgilendiren şimdi bir konu benim değil. Benim evim sizi ilgilendirir. Kesinlikle. Sizin eviniz beni ilgilendirir. Kesinlikle. Ama dışarıda yapmış olduğunuz hal ve hareketler beni ilgilendirir bir toplum olarak. Benim yapmış olduğum ben hareketlerim sizi ilgilendirir. Doğal olarak bir hizmet bekleriz. Yani biz alacağımız hizmete bakarız. Bu bugün Hüseyin Başkan gider, bir başka bir başkan gelir. Yani. Geçmişte biz Ahmet Başkanlar da gördük. Yani. Bugün başka bir insan var. Yarın da kimin olacağını bilemeyiz. Yanlışa yanlış diyemedikten sonra, doğruya doğru diyemedikten sonra hiç kimse kusura bakmasın. O zaman benim bu işi yapmamın hiçbir anlamı yok. Tabii.